Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu tatlı, şirin ve tontiş tavşanı hep birlikte öreceğiz. Yeni video serimizde tavşanımızın parçalarını örerek sonunda da dikeceğiz. Ve sizin de tavşanınız ekranda gördüğünüz bu minnoş tavşan olacak arkadaşlar. İpleriniz hazırsa, sizler de hazırsanız hep birlikte örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tavşanın kafasını öreceğiz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 ve 6. İpimizi sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Dönerek öreceğiz. Spiral öreceğiz. O nedenle bir ayraç kullanalım. İkinci sırada her sık iğnede bir arttırma öreceğiz. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, altıncı arttırmam. Bu sıramızda 12 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda bir sık iğne, bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Evet, sıramı bitirdim. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Dördüncü sıramızdayız. 2 sık iğne, 1, 2, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma örüyoruz. İkinci sıramıza 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttırma, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Bitirdik. Bu sıramızda toplam 30 adet sık iğne olmalı. 6. sıra 4 sık iğne, 1, 4, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir arttırma devam ediyoruz. Sıramızı bitirdik. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. 7. sıramızdayız. Şimdi arkadaşlar 7. sıramızda 11 tane sık iğne öreceğiz. 2 11, bir tane arttırıyorum. Bir arttırma. 11 tane sık iğne. 1 11, bir tane arttırma. 11 sık iğne. 1 11, bir tane arttırma. Ve sıramı bitiriyorum. Bu sıramızda toplam 39 adet sık iğne olmalı. 8. sıra 12 tane sık iğne örüyorum. 1 12, bir tane arttırıyorum. 12 tane sık iğne. 1 12, bir tane arttırıyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. 1 12, bir tane arttırıyorum ve sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Bu sıramızda da 42 adet sık iğne olmalı. Geldik 9. sıramıza. 9'dan 12. sıraya kadar, 12. sırada dahil 4 sıra. Her sırada 42 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 12. sırayı da tamamlayalım. 13. sırada buluşuyoruz. Arkadaşlar 4 sıramızı tamamladık. Geldik 13. sıraya. Bir tane arttırma öreceğiz. 8 tane sık iğne. 1 ve 8 sık iğne. Şimdi 8 tane arttırma yapacağız. Birinci
arttırmam. İkinci arttırmam. Sekizinci arttırmam. Sekiz tane arttırmam. Yedi tane sık iğne. Bir, yedi. Şimdi yine sekiz tane arttırma yapacağız yan yana. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Sekiz. Sekiz tane de arttırma yaptık. Şimdi sekiz tane sık iğne öreceğiz. Bir, yedi, sekiz. Bir tane arttırma. Bir, iki. Bir tane sık iğne. Ve sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda toplam 60 adet sık iğne olması gerekiyor. Geldik 14. sıramıza. 14 ve 19. sıraya kadar, 19. sırada dahil 6 sıra, her sırada 60 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 6 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Gözlerimizi takacağız. Ben 11-12 milimlik gözler kullanıyorum. Şimdi bu 6 sıraya başlamadan evvelki sıramız vardı. Yani 12. sıramız. 12 ile 13. sıralarımız arası, bakın orada arttırmalar yapmıştık 8 tane. Bu bölüme gözlerimizi takacağız arkadaşlar. Aralarında 7 tane sık iğne bırakacağız. Yani 12 ile 13. sıralar arasına gözlerimizi takıyoruz. Aralarında da 7 tane sık iğne boşluğu bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, ben gözlerimizi taktım. Şöyle yakından göstereyim. Sizin de gözlerinizin bu aralıkta takılmış olması gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. sıramızdayız. 20. sırada bir sık iğne, bir azaltma öreceğiz. Bunu sıra sonuna kadar 20 tane tekrar edeceğiz. Bir sık iğne, bir azaltma. Bunu sıra sonuna kadar 20 tane tekrar ediyoruz. Bu sıramızda toplam 40 adet sık iğne olması gerekiyor. 21. sıradayız. 2 sık iğne öreceğiz. 1, 2, bir azaltma örüyorum. Bunu sıra sonuna kadar 10 kere tekrar edeceğiz. 2 sık iğne, bir azaltma, 10 kere tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı. 22. sıraya geldik. 22. sırada da 3 sık iğne öreceğiz. 3, bir tane azaltma. Yani azaltıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu 3 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. 6 kere. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olmalı. Geldik 23. sıramıza. 2 sık iğne örüyoruz. 1, 2, bir tane azaltma örüyoruz. Sıra sonuna kadar bunu 6 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Evet arkadaşlar, son sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Şimdi kafayı elyafla dolduralım. İçine elyafla doldurduk tavşanın kafasının. Şimdi ipimizi kısa kesebiliriz arkadaşlar. Çünkü dikişte bu
kafadaki ipliği kullanmayacağız. Kısa kesiyoruz. Ve çekiyorum. Şimdi bu aşamada arkadaşlar yüzünü işleyeceğiz. Arkadaşlar tavşanımızın yüzünü işlemek için 4 adet renge ihtiyacımız var. Ben koton iplerle işleyeceğim. Siyah, sütlü kahve, pembe ve beyaz gerekli. Siyahla kirpik, sütlü kahve ile kaş, pembe ile burnunu, beyazı da yine gözlerinin yanlarını işlemede kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte tavşanımızın yüzünü gördüğünüz şekilde işleyerek son haline getireceğiz arkadaşlar. Önce gözlerinin üstüne şöyle bir kirpik işleyeceğiz. Onun için siyah ipimizle başlıyoruz işlemeye. Şimdi iğnemizi arkadaşlar gözün tam üst hizasına gelecek şekilde, bakın şuradan çıkarıyorum. Gözün üstünden doğru şöyle bir kavis yapar gibi şuraya takacağım arkadaşlar. Ama şu kısımdan da bir çıkarıp orada şöyle bir sabitlemek istiyorum. Yine aynı yere batıp çıktığım yerden tekrar iğnemi giriyorum. Yine diğer gözün aynı. Bakın şuradan çıkacağım. Evet, diğer gözümüzü de yine aynı şekilde açı vererek işleyeceğiz arkadaşlar. Ama dikkat edin, şu çıktığımız nokta tam gözün altına gelmesin, yoksa bu kaybolur gözün altında bu dikişimiz. Yani birazcık gözün üstünden çıkmaya çalışalım. Yine bu noktadan çıkacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi tamamlamış oluyorum çalışmamı. Evet. Kirpiklerimizi işledikten sonra sıra geldi kaşlarımıza. Kaşlarını da işaretlemiş olduğum noktalardan siz de iğneyle önce bir işaretlersiniz. Daha sonra bu şekilde işliyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane. Ama ben iki kez geçmek istiyorum. Daha belirgin olması için bir tane daha geçeceğim. Sonra karşı tarafa atlıyorum. Orada da iki kez yine dikeceğim. Böylece kaşlarımızı da işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, burnumuz için de pembe tonlarında bir renk kullanacağım. Ben işaretledim. Şurada bir üçgen oluşturacağız arkadaşlar. Önce iğnemi takıyorum. Buradan çıkıyorum. Sonra alttaki belirlediğim iki sıra alttaki bölümden çıkacağım. Şimdi burada iğne işi yapacağız arkadaşlar. Şöyle önce ben sık iğne dediklerinden bir geçiyorum. Bu şekilde işliyorum. Tabi burayı sıkalım birazcık. Burun olduğu için sıkacağız. Buradan ve bu bölgeyi dolduracağız arkadaşlar. Göstermiş olduğum iğne geçişleriyle bu bölgeyi böyle dikerek karşılıklı dolduracağız burayı arkadaşlar.
Bu bölgeyi, bu boşlukları dolduralım yine aynı iğne geçişleriyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iğne geçişleriyle bir üçgen oluşturduk. Bu bölgede en son bittikten sonra işimiz şu üst kısımda bir çizgi çekiyoruz. Ve yine bu alt kısımdan çıkacağız arkadaşlar. Ve sıkıştıracağız burayı. Sonra gıdısına doğru bir şu şekilde dikiş dikeceğiz ve orada sıkıştıracağız ipimizi. İki sıra geçelim. Birinciyi bu şekilde, sonra tekrar buradan çıkıp, bu bölgeden çıkıp yine aynı yerden bir tane daha sıkıştırıp burayı bir tane daha geçelim. İpimizi bu alt kısımda düğümleyip keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burun kısmını da bu şekilde işlemiş olduk. Şimdi son aşama, beyaz ipimizle de gözlerinin bu dış kısımlarına beyaz bir yarım daire, yarım da değil yani çeyrek bir daire işleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki tam buradan çıkıyorum şu gözün dibinden. Burada tam dönmeyeceğim alta kadar, yan kısımda kalacak şekilde gözünün bu bölgesini şuraya beyazla işleyeceğiz arkadaşlar. Tam şu kısımda. Her iki tarafa da bu şekilde işliyoruz. Evet arkadaşlar, yüzdeki işlemelerimizi de böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, örgümüze tavşanın kulaklarını örerek devam ediyoruz. Kulakları örmeye sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örerek başlıyoruz. 1 ve 6. İpimi sıkıştırıyorum. Yine dönerek öreceğiz arkadaşlar. Spiral öreceğiz. Ayraç koyacağım. İkinci sıramızda her sık iğnede bir arttırma örüyoruz. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, altıncı arttırmam. Geldik üçüncü sıramıza. Bir sık iğne, bir sık iğne, bir arttırma, sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğne olmalı. Geldik dördüncü sıramıza. 8 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 8. Bir tane arttırıyorum. 8 tane sık iğne. 1, 7, 8, bir tane arttırma. Sıramı bitiriyorum. Bu sıramızda 20 adet sık iğne olmalı. Geldik 5. sıramıza. 1 sık iğne, bir tane arttırma. 9 sık iğne, 1, 8, 9, bir tane arttırma, 8 tane sık iğne, 1. Bu sıramızda da 22 adet sık iğne olmalı. Geldik 6. sıramıza. 6 ve 9. sıra dahil 4 sıra, her sırada 22 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 10. sıramızdayız. Bir tane azaltıyoruz. 9 tane sık iğne. 1 ve 9. Bir tane azaltıyoruz. 9 tane sık iğne. 1
ve 9. Bu sıramızda da 20 adet sık iğne olması gerekiyor. 11. sıramıza geldik. 11 ve 13. sıra dahil 3 sıra, her sırada 20 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 14. sıra, bir tane azaltıyorum. 8 tane sık iğne. 2, 7, 8. Bir tane azaltıyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 8. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi 15. sıradan 17. sıraya kadar, 17. sırada dahil, her sırada 18 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 18. sıramıza geldik. Bir tane azaltma örüyorum. 7 tane sık iğne. 1, 7, bir tane azaltma, 7 tane sık iğne, 1 ve 7. Bu sıramızda da toplamda 16 adet sık iğne olması gerekiyor. Geldik 19. sıramıza. 19 ve 23. sıralar dahil, 23 dahil toplam 5 sıra, her sırada 16 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 24. sıramıza geldik. Bir tane azaltma örüyoruz. 6 tane sık iğne. 1, 6, bir tane azaltma, 6 tane sık iğne. 1, 5 ve 6. Bu sıramızda da toplam 14 adet sık iğne olmalı. Geldik 25. sıramıza. 25 ve 29. sıralar toplamda 5 sıra. Her sırada 14 sık iğne olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. 30. sıra. Bir tane azaltma örüyorum. 5 tane sık iğne. 1 ve 5. Bir tane azaltma. 5 sık iğne. 1, 5. Sıram bitti. Geldik 31. sıraya. 31 ve 37. sıralar toplam 7 sıra arkadaşlar. Her sırada 12 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Evet, böylece son sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Uzun kulaklı bir tavşanımız olacak. Bu sıramızda 12 sık iğne olduğu için 6 sık iğne ile iki tarafı da birleştirerek tek sık iğne örelim arkadaşlar. Bu şekilde iki tarafı da böyle alarak bir iğne buradan geçireceğim. Karşı taraftan 2. Böyle 6 sık iğne örüp sonra ipimizi uzun bırakarak kesiyoruz. Evet arkadaşlar, 6 adet sık iğnemi tamamladım. Şimdi ipimizi uzun keselim, dikiş payı bırakalım. Bu kulaktan bir adet daha örelim. İki kulağımızı da ördük, tamamladık arkadaşlar. Kulaklar hazır. Onları da parçalarımızın yanına koyalım. Evet arkadaşlar, sizlere videomda anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için minnoş tavşanımla birlikte size çok teşekkür ediyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak, basarak bildirimlerinizi açabilir. Videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bolca örgülü günler diliyoruz.
Hoşça kalın.